egedesonses.com. Değerli izleyiciler, egedesonses.com'a hoş geldiniz. Bugün yine ilgili izleyeceğiniz programlardan bir tanesini gerçekleştirmek üzereyiz. Bugün konuğumuz Bergama Eski Belediye Başkanlarından araştırmacı, yazar, aynı zamanda üretici Sayın Sefa Taşkın. Sayın Taşkın, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi gördüm sizi. Hiç değişmiyorsunuz, hep aynı. Yıllar geçiyor, siz hep aynı. Hiç böyle, yani yaşlanmak demeyeyim de, böyle yaş artışı söz konusu değil. Bergama'nın havasından, suyundan. Murat, sen de öyle. Ondan yok, biz yaşlanınca çok kilo aldık bu evde kalmalar döneminde. Evet. Biraz şey yaptı, fark etti. Sayın Taşkın, şimdi Bergama'nın siyasette en tecrübeli isimlerinden bir tanesisiniz. Birkaç tane isim sayılacaksa belki başında gelen isimlerdensiniz. Son günlerde bu Zeus sunağı meselesi bizim meşhur, sizin döneminizde başlayan, sizin başlattığınız yeniden dillenmeye başladı. Zeus sunağı Bergama'nındır, geri istiyoruz konusu yeniden gündeme geldi. Gündem madem bu, bunu da bu işin erbabıyla konuşalım istedik. Tabii bizim programımıza konuk olunur da hiç konu Bergama siyasetine gelmez mi? Bergama siyasetinden de biraz bahsederiz ama ağırlıklı olarak Zeus sunağını biraz bugün irdeleyelim enine boyuna. Bugüne kadar hiç konuşmadığımız kısmıyla istedim ben. Bu Almanlar bizim Zeus sunağımızı niye vermiyorlar? Biz bunu doğru düzgün isteyemedik mi? Uluslararası arenada bizim ne kadar hakkımız var bunu geri almak konusunda? Hukuk hukuk deyip duruyor, çağdaşlık, medeniyet deyip duruyor bu Avrupa. Bizim tarihi eserimize niye çökmüş durumdalar? Hakikaten onlar mı haklı, vermeme hakları var mı? Bir haberlerin bir tanesinde gördüm, götürülmüş değil, kaçırılmış yazıyor. Kaçırılmış kelimesi uluslararası literatürde de kabul görmüş bir kelime mi? Öyleyse bunlar resmen hırsızlık yapıyor. Bizim Zeus sunağımızı bunlar niye vermiyor? Niye vermiyor? Başlayalım efendim. Evet. Sağ ol. Öncelikle ben seni kutluyorum. Uzun yıllardan beri uzun solukla Bergama'da radyoculuğu sürdürüyorsun. Artık TV olduk. Televizyonculuğu da sürdürüyorsun. Evet, teşekkür ederim. Yani iletişim son derece önemli. İnsanlarımızın hem kentinde hem de Türkiye'de ki gelişmelerden haberdar olması, bu konuda fikir sahibi olması, fikir yürütmesi, alınan kararlara katılmak istemesi ancak bilgilenmekten, iletişimden geçiyor. Sen bizim mütevazı Bergama kentimizde yine kendi mütevazı ölçülerinde bunu yapmaya çok çalışıyorsun. Öncelikle seni kutluyorum. Mesleğe başladığımda yeni yeni efendim, o zamanlar acemi toy bir radyocuyken Sayın Taşkın'ı konuk ederdim. Belediye başkanıydı. Yine bugünlere geldik. Yine program yapıyoruz. Çok memnuniyet verici. Evet. Şimdi Zeus sunağı deyince Bergama, önce hepimizin aklına şunu yerleştirmesi lazım. Evet. Bergama çok eski bir şehir. Hatta 2200 yıl önce yaklaşık 150-200 yıl Batı Anadolu'ya, hani Anadolu haritasını alın elinize, Antalya'dan Bursa'ya kadar bir çizgi çizin. Onun batısında kalan toprakları yaklaşık 200 yıl yönetmiş bir krallığın merkezi. Evet. Burası bir metropol. Yani metropol ne demek? Yani o zaman 150 yıl, 200 yıl, o zamanın New York'u gibi, Paris'i gibi, Londra'sı gibi bir şehir. Çok büyük, çok zengin ve çok güçlü bir şehir. Hani bunu zaman olarak karşılaştırırsak daha, hani Türkiye Cumhuriyeti daha 100 yaşında olmadı. Evet. Biz bu kadar uzun zamandan beri şehrimizde yaşadığımızı düşünüyoruz. 3 senemiz kaldı işte 100 yaşına. Evet. Evet. Ama 200 yıla yakın Bergama Batı Anadolu'nun, Anadolu'nun en önemli şehirlerinden i̇ki biri olmuş. İki şehir var değil mi o zaman? Roma bir, Bergama iki, dünyada iki. Hatta Roma'da yeni yeni gelişen bir şehir. Evet. Bergama daha önde. Ondan önce Atina varmış ama Bergama çok parlak. Ve bu oluşan krallık, oluşan yönetim çok akıllı insanların yönetiminde bir kültür merkezi, bir sanat merkezi, bir yaşama merkezi haline gelmiş. Ve bütün dünyanın sanatçıları, aydınları, heykeltıraşları, ressamları Bergama'da toplanmışlar. Ve bu bağlamda Bergama'da müthiş eserler ortaya çıkmış. Yani düşün, Bergama'da 4 tane büyük tiyatro varmış. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir tanesi 50 bin kişilik Tellidere'de.
Bir tanesi 30 bin kişilik hemen şurada Viran Kapı'nın yanında. Bir tanesi Bergama Akropolü'nde 15 bin kişilik tiyatro. Dünyanın en dik tiyatrosu. Şimdi kaç tane en var? En küçüğümüzde işte 3400 kişilik Asklepios'un tiyatrosu. Böyle bir şehir burası. Bu yapılar içinde, yani saya saya bitiremeyiz Bergama'da yapılanları. Bunların içinde en parlağı ve en görkemlisi Zeus Sunağı. Zeus Sunağı bir dönümlük bir arazi üzerine düşün. 30'a 30'luk bir arazi üzerinde. 4 katlı apartman yüksekliğinde her tarafı mermer ve heykellerle dolu bir yapı. Ve o zamanın neredeyse bütün Anadolu insanların toplandığı, geldiği, ziyaret ettiği, bir anlamda ibadet ettiği bir yer. Ama zaman içinde bu Zeus Sunağı tarihin derinliklerinde yıpranmışlıkla yavaş yavaş Bergama'nın sönmesiyle birlikte o da sönmüş. Evet. 5. 6. yüzyılda Hristiyanlar, bir Efesli fanatik Hristiyan, Yohannes adlı Hristiyan, Bergama'da Zeus Sunağı'nın yıkılması için büyük çaba göstermiş. Evet. Yine arkasından 100 yıl sonra Arap akınları sırasında İstanbul'u fethedemeyen Araplar Bergama'yı ve Efes'i yakıp yıkmışlar. İnsanlarını köle yapmışlar, öldürmüşler. Depremlerle beraber tekrar Zeus Sunağı Bergama gibi ölü, küçük, harabe bir ören yeri haline dönüşmüş. Bergama'nın tekrar parlaması Türklerin buraya gelişindedir. 1071'den itibaren Türk akınları yavaş yavaş Anadolu'ya geldikçe Bergama yeniden canlanır. Hanlar, hamamlar, medreseler yapar. Yani medrese demek üniversite ayarı, fakülte ayarında yerler demektir. Gün olur ki Bergama'da 10-12 medrese vardır. Güzel, çok güzel camilerimiz olur sanat eseri. Ve o Bergama'dan Bergamalı Kadri gibi Türk diline heykelini dikti geçen hemen yönetimiz. Aşağıda, hemen şurada, aşağıda. Pencereden müthiş, muhteşem bir adam. Çıkar Kanuni Sultan dil Süleyman zamanında. Dil bilgisinin mucidi değil mi? Evet. Dil bilgisi, yani Türkçenin, her dilin dil bilgisi vardır. Türkçe'de Kadri Efendi'ye kadar bir dil bilgisi kitabı yoktur. Üzerinde çalışma yoktur. Daha önce bizim de bildiğimiz Kutat Gubilik gibi Türkçe eserler vardır ama bunlar sözlüktür. Şimdi böyle bir ortamda Bergama yavaş yavaş gelişirken Osmanlı yönetimiyle birlikte, ki Osmanlı'nın son dönemlerine doğru, 1863'te bir Alman mühendis Bergama'ya gelir. Görevi Bergama ile Dikili arasında yol yapmaktır. 1800 kaç dediniz? 63. 63, evet. O zamanlar asfalt yol falan tabii yok. Taş yapacak. Derler taş nerede var diye sorar. Bergama'da git. Bergama'nın kalesinde taşlar vardır der. Çıkar adam Bergama'da yerde. O sırada Zeus Sunağı yıkılmıştır tabii. Ama bir kısmı kale duvarlarındadır. O Bizanslar kendilerini Arap'tan korumak için surları güçlendirirken bir kısmını oraya koymuşlar. Bir kısmı bugün sunağın temellerinin bulunduğu yer küçük bir höyük gibidir. Tepedir. Yani evet. Sunağın kalıntıları altındadır. Ama ortalıkta olan bir iki heykeli görünce heyecanlanır. Çünkü çok muhteşem heykellerdir. Almanya ile irtibat kurar. Almanya'nın adı o zaman Prusya'dır. Almanya değişik prensliklere bölünmüş bir ülkedir. Evet. Berlin merkezidir Prusya'nın. Berlin'deki müzenin müdürü Konze bir vesileyle Karl Humann'ın akrabasıdır. Onu çağırır. Bu arada buradaki kişi Karl Humann. Karl Humann buradaki evet. kişi. Yol yapacak baş, olan. Evet. Baş kaçakçımız. O. Baş kaçakçımız. Gelirler bakarlar. İngiltere'den uzmanlar da getirirler ve anlarlar ki bunlar olağanüstü güzellikte eserler. Ve Karl Humann yavaş yavaş yol yapıyorum diye Bergama Kalesi'ndeki taşları yolunu yapmış. Yolunu yapmış. Evet. Yola, Dikili yoluna taşır. Kimse de bir şey demez önceleri. Yol yani, yapıyor ya adam. Hırsızlığın da yolunu yapmış yani. Yolunu da yapmış. Buradan götürdüklerini bir yerde biriktirir. Oradan Dikili'den gemilerle İzmir'e gider. İzmir'den harp gemileriyle Hamburg'a gider. Hamburg'dan trenle Berlin'e gider. Kimse de bakmaz mı? Sen hani yol yapmak için taş alacaktın. Bu ne, hangi taşı alıyorsun? Bir defasında Bergamalılar buna çok tepki gösterirler ve kağnılarla iner yukarıda. Kağnılarının yolunu keserler. Nasıl engel olamamışlar o zaman? Neden engel olamazlar? Çünkü o sırada Almanya ile Türkiye gittikçe siyasi olarak yakınlaşmaktadır. Osmanlı yasalarını Almanlar yapmaktadır.
Buradaki de müze bekçileri bir iki tane yerli Rum'dur. Bakarlar ki bunun arkasından kaçırılan şeyler, götürülen şeyler çok fazla. Hem yasa dışı, 1869'da Osmanlı Devleti bir yasa çıkarır. Asar-ı Antika yasası ilk yasadır. Bu yasada yurt dışına çıkarılması bütün eserlerin yasaklanır. Yasaklanır ama bunu uygulamazlar ya da uygulatmazlar. Bürokrasinin her köşe taşında bunlar vardır. Almanlar ve yakınları vardır. Yani normal baktığınızda yasa dışı bu bir gerçek. Yasa dışı. Tabii evet. Hiçbir belge yok. Arkasından bakarlar yasa ki... Yasa uygulanmıyor sadece. Uygulanmıyor. Evet. Arkasından bakarlar ki iş daha kötüye gidiyor Almanlar açısından. Çünkü götürdükleri şey koca bir binayı götürüyorlar. Binanın yanında heykelleri de götürüyorlar. Bu sefer 1874'te yeni bir yasa çıkartırlar. Evet. İkinci asari yantıkı. Yasayı kim çıkarır? Yasayı çıkaran gene bir Almandır. Yani Osmanlı yasasını bunlar çıkarıyorlar. O yasa üçte bir yasası derler. Çok saçma ve anlamsız. Biz nasıl teslim etmişiz yasaları onlara o zaman? Anlatacağım. Osmanlı'nın çöküşüne mi denk geldi? Anlatacağım. Evet. Tabii ki. Üçte bir yasasıdır. Güya bulunan eserin üçte biri bulana verilecektir. Üçte biri mal sahibine, tarla sahibine, üçte bir devlete verilecektir. Kardeşim sen bir tane heykel buldun. Nasıl böleceksin bunu üçe? Evet. Bu yasayla Almanlar bunu almak isterler. Alıp ortada kalanları, geri kalanları alıp götürmek isterler. Ama Osmanlı bürokrasisi müthiş bir direniş gösterir. Gerçekten şimdi üniversitelerle beraber çalışıyoruz. Zaten bu kampanya bu nedenle tekrar canlandı. Yeni yeni belgelerle bu biraz önce söylediğim olayların birebir kanıtlarını verebiliyoruz artık. Ama bu baskı 1878'e kadar sürer. 78'de üçte birini alırlar. Arkasından da padişahtan üçte ikisini de alırlar. Şimdi 78'e kadar bizim söylediğimiz Zeus Sunağı'nın bütün parçaları gitmiştir. Ama kalanlar neden verilmiştir dersen, bunu siyasi konjonktür içinde düşündüğünüz zaman o günlerde Padişah Abdülhamit'tir. Ama Osmanlı-Rus Savaşı vardır. Osmanlı-Rus Savaşı'nı hatırlarsanız, hani 93 Harbi derler. Evet. Bizim o harpten göçmenlerimiz var kale arkasındaki köylerde. Ruslar o meşhur Plevne Savaşı'nı hatırlayacaksın. Plevne'yi ele geçirirler, Romanya'yı ele geçirirler, Bulgaristan'ı geçerler. Nereye kadar gelirler? İstanbul'da Yeşilköy'e kadar gelirler. Ayastefanos'ta dururlar. Evet. İmparatorluğu nereden alacaklar? Neredeyse başkenti alacaklar. Bu arada güya Osmanlı'nın müttefiki Almanya ya. Almanya artık Prusya değişmiştir, Almanya olmuştur. Almanya araya girer, Rusların ilerlemesini durdurur. Ve Berlin'de bir anlaşma yapılır. Berlin Anlaşması ile meşhurdur bu anlaşma. O Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Romanya, Batı Balkanlar, Bulgaristan Osmanlı'nın elinde geçer. Ve utanmadan böyle bir ortamda padişaha o kalan Bergama heykellerinin alınması için baskı yaparlar. Yani burada zaman zaman kimileri Osmanlı'ya, Abdülhamit'e kızıyorlar ama elimizdeki yeni belgeler onların sonuna kadar direndiğini gösteriyor ama ne yapacaklar? Hangi konuda? Heykel konusunda? Heykel konusunda. Zeus Sunağı konusunda. Tabii. Evet. Tabii. Ne yapacaklar? Başkent, o devlet gidiyor. Evet. Şimdi bu işin sürecidir. Bu Almanlar neden sevdalıdır bu kadar bizim heykellerimize diye sorduğun zaman 19. yüzyılda Avrupa'da sanayi devrimi olmuş, kapitalizm gelişiyor. Kapitalizm geliştikçe bir adımı emperyalizmdir. Dış ülkeleri sömürmek. Bu ortamda Fransızlar Mısır'ı giderler, soyarlar. İngilizler gider Yunanistan'ı soyarlar. Hatta Yunanistan Devleti'nin kurulmasına öncülük ederler. Almanlara da neresi kalır? Almanlara da Türkiye kalır. Türkiye'de de neresi kalır? Bergama. Ve bu arada Alman ideolojisi, düşüncesi
arkasına gerisine baktığı zaman hani çok zenginleştiler artık, silahları var, lokomotifleri var ama geriye baktıkları zaman hiçbir kültürleri yok. O Zeus'una yapıldığı zamanlarda onlar orada bataklıklarda yaşıyorlardı. Çok ilkel kabilelerdi. İlk yapılırken. İlk yapılırken. Evet. Tabii. İşte o zenginliğe kendilerine kök bulmak için bizim Zeus sınavımızı diğer Avrupalıların da yaptığı gibi, hani Yunan kültürüne dayanıyorlar ya, evet, yaptığı gibi bizim Zeus sınavımıza sahip çıkarlar. Elimizde fotoğraflar var. 1896'da ve Berlin'de sunak için bir müze yaparlar. Bir açılış töreni yapmışlar. İnanılmaz. Hepsi Yunan kıyafetleri girmiş. Sanki şey, büyük bir zafer kazanmışlar. Başkasından çaldığın sunakla açılış, evet, töreni yapıyorsunuz. Evet. Yani el sunağıyla müzeye girmek gibi gibi bir şey. Şimdi yani. Bu açıkça senin de söylediğin gibi çalmaktır, hırsızlıktır yani. Açıkça bunu söylemektir. Tabii ki resmen hırsızlıktır. Evet. Yani insanların elindeki malını bu kadar hem habersiz almak hem de üzerine siyasi baskı olarak saçma sapan yasalarla, şaibeli yasalarla almak adı nedir ki? Şimdi Zeus'un hani macerası bunda bitmez. Müze yaparlar, müzeye koyarlar. Müzeyi de öyle bir yere yaparlar ki Berlin'in ortasına bir nehir geçer. Nehirin ortasında bir ada vardır. Adaya çok gösterişli bir müze yaparlar. Ama bütün heykeller nem içindedir. Ondan sonra Almanya'nın gelişmesinde Hitler ortaya çıkar. Hitler'in ideolojisi, hani en büyük Almanya, en büyük Almanlar, Alman şöyle, Alman şöyle, evet, hep bizim Zeus sunağımızın üzerindeki kabartmalardaki ideolojiden yararlanır. Bergamalılar Zeus sunağını yaparken etrafındaki kabartmalarda, heykellerde kendilerini canavarlarla, devlerle savaşan tanrılar yerine koyarlar. Hitler de ve onun ideolojisi de kendini böyle bir noktaya çakıştırması hiç de yadırganacak şeyler değildir. Elimizde resimler var. Hitler'in yandaşları Bergama sunağı önünde ne biçim nutuklar atıyorlar. Bunları da yakında göstereceğiz. Ama Hitler'in macerası, yani Alman faşizminin macerası nerede biter? 1945'te biter. 1945'te bitinceye kadar, o İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya her tarafıyla bombalanır. Berlin de bombalanır, yıkınır. Bugün Berlin'e gittiğiniz zaman, bu Berlin modern bir şehirdir. Bir tane eski şehirden yıkık bir kilise görürsünüz. Bütün şehir yıkılmış. Şimdi sunağı iyi bir şey olmamış o zamanlarda. Şimdi yeni, evet, elimizde fotoğraflar var. Zeus sunağının fotoğrafları, müzenin fotoğrafları. Müzenin nasıl harap, çatısının çöktüğünü, harabe haline dönüştüğünü gösteriyor. Hatta bir devlet fotoğrafı var. Alman müzenin fotoğrafı. Altında yazıyor ki o fotoğrafın, tahrip olmuş Zeus sunağı yazıyor. Sonra mı onardılar, tekrar bunu şey yaptılar? Eski haline getirdim. Şimdi hele bir fotoğraf daha var. Onu da sana geçen gün yayınladığınız o harabe olan. Yani kadın süpürüyor hikayeleri. Şimdi Zeus sunağı bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombalama sırasında zarar gördü veya görmedi. Bilmiyoruz. Bizim balımız hakkında tasarrufta bulunuyorlar. Zarar gördüyse çok büyük insanlık suçu. Görmediyse onu büyük bir böyle risk altında tutmak daha büyük insanlık suçu. Ne hakları var Bergama'nın taşlarını al sen elin uzağına Berlin'e götür, bombalar altında bırak, nemli nehir içinde bırak. Ne hakkın var? Ve üstelik de bunları çal çırp kanunsuz götür. Böyle bir şey olabilir mi? İkincisi, Zeus sunağının macerası burada da bitmez. 45'te Almanya, Hitler yenilince Berlin'e Ruslar girer. Sovyet ordusu girer. Amerikalılardan önce. Onlar da Zeus sunağını bilirler tabii ki. Zeus sunağı Amerikalıların eline geçmesin diye ne yaparlar? Sökerler sunağı. Taş 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 taş. Sunağın başına gelmedik kalmamış ya. Bindirirler hayvan vagonlarına. Trenle tıkır 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 nereye götürürler? O zamanki adıyla Leningrad'a, Petrograd'a, Rusya'ya götürürler. Sunak orada depolarda bekledir. Bu arada ne zarar gördü, görmedi mi? İndirilirken, indirmedirken. Bilmiyorum. Ne hakkınız var sizin bizim?
Ne hakkınız var? Sunak bir Rusya görmüş, bir Rusya'ya gitmiş. Tabii Rusya'da kalır 6 sene. Ne zaman ki Berlin ikiye bölünür, Doğu Berlin, Batı Berlin, Almanya ikiye bölünür. Bir taraf Sovyetlerin şeyidir, yandaşıdır. O yandaş olduğu garantilenince 6 sene sonra tekrar vagonlara bindirilir Sunak. Tıkır 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 tekrar Berlin'e gelir. Doğu Almanya'ya ama DDR. Doğu Almanya'ya. Almanya, evet. Ve ilginci, Sovyetler onu Almanlara verirken Ruslar Alman halkına hediye ederler. Kimin malını kime hediye eder? Şimdi ondan sonra tekrar monte edilir Zeus'una ve gösterime açılır. Ha gösterilenler bugün orada sergilen gerçek midir? Kopya mıdır? Nedir? Bilinmez. Yine bize gelen bilgiler, bugün o depoları vardır alt katta, o nemli depolar. O depolarda bulunan Zeus sunağının parçaları veya Bergama'dan götürülen heykellerin parçaları yukarıda gösterilenler 4 ise ya da 100 ise depolarda bekletilenler 500'dür. Yani göstermedikleri, gün ışığına çıkmadıkları, çıkarmadıkları bir sürü Bergama heykeli daha var. Biz hepsini istiyoruz ama değil mi? Hepsini istiyoruz. Göstersin, göstermesin. Hepsini istiyoruz. Evet. Ha bunun kanıtı ben hatırlıyorum. Yani o zaman belediye başkanıyken beni davet etmişlerdi arkadaşımla beraber. Zeus Sunağı'nın iç freskleri vardır. Telefos freskleri diye. Bergama'nın kuruluş söylencesini anlatır. 100 küsur sene ortaya çıkardılar. Bir New York'ta bir Metropolitan Müzesi'nde sergi açmışlardı. O zaman müze müdürlüğü bizi davet etti. Amerikan Müzesi Müdürlüğü davet etti, gittik gördük. Yani o zamana kadar o telefos şeylerin, heykellerin olduğu bilinmiyordu. Nerede oldu? Şimdi bunlar son derece üzücü, son derece yanlış olaylardır. Kültürel anlamda. Bu topraklar bizim topraklarımızdır. Bu topraklarda 1000 yıldır biz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız topraklarda bizden önce var olan bütün kültürlerin bıraktıkları izler bizim mirasımızdır. Biz bunu korumakla yükümlüyüz. Bu nedenle ki Türkiye dünyadaki 999 UNESCO koruma mirasında olan şehirlerden biridir. Türkiye'de her yer girmek istiyor ama giremiyor. Biz 99 UNESCO korunma zorunda olan yerlerden biriyiz. Korunma zorunda olan yerlerden birinin taşları bu kadar kıymetli. Yani bazıları UNESCO zannediyor böyle ki, bir karar alamaz mı Almanya'ya vereceksiniz? Anlatacağım. Buraya. Evet. Şimdi bazıları zannediyor ki yani Zeus sunağı bir tane heykel falan. Hayır. Yüzlerce heykel. Yüzlerce heykelimizi çalmışlar götürmüşler. Hepsi bir sunak oluşturuyor herhalde. Yani. Sunak oluşturuyor. Sunağın dışında onun sunağı başka götürürken heykeller. Başka heykelleri evet. de alıp götürmüşler. Şimdi bu büyük bir haksızlıktır. Bu bir yasa dışıdır. Yani sunağın yasal olarak götürüldüğüne dair ellerinde hiçbir belge yoktur. Ha, belge olarak bize gösterdikleri nedir? Ne zaman sunak çalmış götürülmüş, Alman ordusu çökmüş şeyin tepesine, Abdülhamit'in tepesine, o son kalan parçalar için imza almışlar, o kadar. Son parçalar için. Son parçalar için. Bu bir, yani o da sunak da değildir, onlar heykel parçalarıdır. Neyse götürdükleri. Bilemiyoruz, kayıtları yok. Zaten Abdülhamit'in de attığı bir kuru imzadır şeyde. Bunu senelerden beri bizi hep suçladılar. Siz işte sizin padişahlarınız, sizin yönetimleriniz sattı, para aldı falan filan. Hayır, yeni çıkan belgelerle görüyoruz ki onların bunların verilmemesi konusunda o kadar direniyorlar ki, o kadar çabalıyorlar ki ama yok Avusturya prensi, efendim Almanya şansölyesi bu kadar büyük baskı altında son kalınanlar da gidiyor. Tarihin seyrini değiştirecek açıklamalar bunlar. Yani tabii ki böyle. Yakında bunları daha da net olarak açıklayacağız. Anlayışı değiştiriyorsunuz siz. Tabii. Şimdi şu da bize sorulabilir. Hani Sefa Taşkın olarak bana ya da eski belediye başkanı. Biz 30 sene önce böyle bir kampanya başlattık. Anlattık insanlarımıza. Sahip çıktık buna. Çok büyük bir kampanya da oldu. Evet. Ama bir yerde kesildi. Bunun kesilme sebebi o zamanlar da hatırlıyorsun altın madeni vardı. Altın madeniyle ilgili olaylar çok büyüdü, gelişti ki o da gerekliydi bizim ilgilenmemiz. Yani şehrimizin içtiğimiz sulara ondan zehir... buna fırsat mı kalmadı? Evet, yani içtiğimiz suların zehirlenmemesiyle ilgiliydik.
O gelişmeler bilindiği süreçte gelişti. O zaman Sunak'la ilgilenemedik. Sunak'la ilgili ne aşamada bırakmıştınız siz o zaman? Hukuki anlamda. Çok sıkıştırmıştık. Hatta benden sonra gelen yöneticilere Sunak'ın kopyasını yapmayı teklif etmişlerdi bize gelen bilgilere sizden göre. Sonraki belediye başkanlarından birine. Yöneticilerinden artık bana gelen ben bilgiler biliyorum, öyle. Ben biliyorum. Yayına konuk etmiştim. Şeyde, hepsini yayında konuşmuştuk. Ama iyi ki kabul ettirmedi böyle bir şey. Ama o belediye başkanının da orada yani onu kabul etmemiş zaten de. Çok doğru daha bir şey yapmış. Daha sert tepki gösterip siz ne demek istiyorsunuz? Biz gerçeğini istiyoruz demesi lazım. Yani o farklı bir konu. Evet. Şimdi buradan çıkan sonuçlar bir... Yani Zeus Sunağı'nın Bergama'dan Berlin'e kaçırılması yasa dışıdır. Ha bugün tekrar neden bu konuşuluyor sorusunu sormuştun. Yeni çıkan belgeler. Üniversitelerde çalışan arkadaşlarımız var. Didik ediyorlar şeyleri Osmanlı belgelerine. Yabancı belgelerle karşılaştıkları zaman. Ve beni arıyorlar neredeyse ağlayarak. Yeni mi çıktı belge? Yeni araştırmalar bunlar. Yani ne kadar bunlar. Böyle birkaç aylık mevzu mu? Yani bir senedir, bir buçuk senedir çalışan arkadaşlarımız var bu konularda. Yeni buluklaşıyor. Şeyde ağlıyorlar telefonda. Ya nasıl direnmişiz, ne kadar direnmişiz bunlara vermemek için ama bunlar emperyalist. Yani emperyalist demek bu demek. Silah gücüyle sana istediğini yaptırıyor. Osmanlı da mecbur kalmış kendini kurtarsın diye orduyu bile Almanların ele verdiği zaman içinde. Ama onların yaptığı çok yanlış bir şey. Kendilerine verilen böyle bir gösterilen güven karşısında sen gel benim memleketimi soy. Şimdi Bergama için bu neden önemli? Dediğin zaman ya kimi de der ki işte bu taş. Almışlar götürmüşler ne olacak? Bakın Almanya'da yaptıkları müzede Zeus Sunağı'nı yılda görmeye 10 milyon kişi geliyor. Kaç para veriyorlar girmek için müzeye? 50 euro veriyorlar. Kaç para yapar? Sıfırlar 500, almaz ekranı. 500 evet. Milyon euro yapar. Kaç Türk lirası yapar? 7 ile çarp. Bizim taşımızdan, toprağımızdan bu kadar trilyonlar lira para kazanıyorlar. Şimdi bizim eleştirilerimiz karşısında diyoruz ya biz yosun tutuyor, hep nehir içinde tuttunuz bunları falan diye 4 sene kapattılar. 4 senedir kapalı orası. Bakım yapıyorlar. Ya. Onun yerine bu görsel filmler yaptılar, onu gösteriyorlar, aynı paraya satıyorlar. Şimdi bizim Bergama'mızda, biz Bergamalı olarak konuşuyoruz. Hani kültür varlıklarımıza sahip çıkmak, onları değerlendirmek, elimizdekileri korumak. Ha bir de onu diyorlar. Siz Zeus Sunağı'nı isteyeceğinize elinizdekileri koruyun, kireç ocağı yaptınız onları. Kireç ocağı Akropol'de olduğuna dair hiçbir tarihi belge yok. Bergama'ya İbni Batuta gelmiş, Katip Çelebi gelmiş, Fransız gezginler gelmiş. Hiçbirinden Akropol'de efendim heykeller yakılıyormuş da kireç yapılıyormuş. Böyle belge, hiçbir belge yok. Hiçbir iz yok. Ama ne yapacaklar? Hırsız kendini aklamak için seni cahillikle, seni barbarlıkla suçlayacak ki onu yapıyorlar. Bizim içimizde de tırnak içinde maalesef bazı saf diller var. Bunlara inanan. Bunlara inanıyor ve şey diyorlar. Aa ne güzel bak orada müze var. Kulaklıkları takıp oranın tarihini dinliyoruz. Taşları görüyoruz falan. Ya onlar senin memleketinin taşı. Ülkenin taşı. Bir zamanlar bu memlekette Başbakan Tansu Çiller bu ülkenin çakıl taşını vermem diyordu. Nasıl bırakırsın oradaki o taşları? Bergama'nın taşları. Siz bunu istediğinizde Başbakan kimdi o zaman? Tansu Çiller miydi? O zamanlar Kültür Bakanlığı bize çok arka çıktı. Yani Allah razı olsun o zamanlar Namık Kemal Zeybek'ti Kültür Bakanı. Evet. Onlar da bilmiyorlardı. Yani bu işin üstü öyle örtülmüş ki Mehmet Akif Işık vardı müsteşarı. Bütün gönülle, saygıyla selamlıyorum. Onlar çok yardımcı oldular bu belgeleri, biraz önce konuştuğumuz belgelerin ortaya çıkmasına. Yeniden ülke gündemine getirmek, hükümet nezdinde hatta Cumhurbaşkanı düzeyinde bunu Almanya'dan istemenin bir yolu yok mu? İş o aşamaya niçin gelmiyor şu an veya gelecek mi? Şimdi ben şunu görüyorum. Yani bu olayı yeniden konuştuğumuz bizim, senin gibi bir radyocu arkadaşın, yaptığı mülakatla bunu oldu. Şu anda sizden başka dillendiren var mı? Zeus Sunağı'nı geri istiyoruz diyen. Şimdi bu işin öncelikle farkında olan biziz. Benim arkadaşlarım biz yalnız değiliz. Başlatan da sizsiniz tabii. Şimdi bunu bununla kalmamalı. Kalmamalı tabii. Bunu bütün kamuoyu duymalı. Bir, ne olmalı?
Birinci aşama şu. Şu anki Bergama Belediye Başkanı da bunu sahiplenmeli. Yani elbette. Oradan başlayarak da Bergama'ya geçenlerde gelen otobüsün üstünden Bergama'ya bir güzel, birçok güzel söz veren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bu yükselerek devam etmeli bu halka. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ara sıra yaptığı gibi Almanya mı diyecek artık, ne diyecek, Zeus sunağını verin diyecek. Şimdi öncelikle görev bize Bergamalılara düşüyor. Orada evet. Kalmıştı bak. Berlin'deki müzeyi 10 milyon kişi geziyor dedik. Aşağı yukarı 750 öyle yapıyor değil mi? 50 ile 50 euro ile 10 milyonu çarparsanız 500 euro. Hiç öyle bir parayı çarpmadım bugüne kadar. Şimdi bakın büyük para, Bergama'da Bergama'da aman fabrika olsun diye yıllardan beri uğraşmıyor muyuz? Şikayet etmiyor muyuz? Yok Opel gelmedi, yok bilmem ne Sefer oldu, yok şu fabrika oldu, izin vermedi onları diye diyenler. Evet, bunlar konuşulmuyor mu? Konuşulmaz mı? Evet. Fabrika olsun, fabrika olsun, çocuklarımız işsiz, doğru. Gelenleri kabul etmemişsiniz, göndermişsiniz. Deniyor. Vakti zamanında. Evet, öyle deniyor. Evet. Aslı astarı olmayan. Böylesine ekonomik sıkıntılar çekiyor. Çocuklarımız ya Alaya'ya gidiyorlar, ya Taş'a gidiyorlar, ya Soma'ya gidiyorlar, Kozağa gidiyorlar. Etrafımızda çocuklarımıza iş bulunsun diye bir sürü zehirli altın madeni işletiliyor. Bu çok daha büyük bir gelir değil mi? Yani. Ama hepsi Bergama'ya mı kalacak? Farzı misal öyle bir şey olsun. 10 milyon kişi gelince, 10 milyon kişinin Bergama'da yemek yediğini düşünür müsün? Bergama'nın nüfusu zaten yüzde Bergama'nın nüfusunun yetişkin nüfusu ne kadar? Yani 100 bin nüfusumuz varsa ya merkezin 60 bin nüfusu var. Evet. 60 bin nüfusunda 30 milyonu çocuk desen. 5 milyonu gelsin razıyız. Yani, biz. Yani 10 milyon değil. Şimdi bu ekonomik anlamda yani Bergama bunu düşünmeli. Fabrika istiyorsa Berlin'de. Siz umutlu musunuz alabileceğinden Türkiye'nin Bergama'nın bunu? Şimdi bunu tekrarlıyorum yani. Tekrar altını çiziyorum. Bergamalılar şunu farkında olmalı. Taş, toprak diye geçme. Bu bizim değerimiz. Bir manevi değerimiz. Korumakla yükümlüyüz. Kaçırılanları geri istemekle yükümlüyüz. Onun yanı sıra da bunun bir ekonomik karşılığı da var. Fabrika Berlin'de. Yani Bergama'ya Zeus sunağının dönmesi muhteşem bir şey. Dünyada taşların yerinden oynaması demek. 10 milyon değil, buraya gelir 20 milyon turist. Bu hikayeyle, bu anlatıyla, bu olayla birlikte. Bergama buna dediğiniz gibi belediye başkanıyla, parti başkanlarıyla, yöneticileriyle, meclis üyeleriyle. Bütün partiler, bütün meclis üyeleri. Demokratik kitle örgütleriyle, meslek örgütleriyle, muhtarlarıyla, aydınlarıyla, avukatlarıyla, mühendisleriyle sahip çıkmalı. Bir, bütün Bergama 103 bin kişi sahip çıktı. Bunu gördük. İki. Bunun içinde sahip çıkarken bu konuda hiçbir parti ayrımı, yapmadı. Dünya görüşü yapmamalı. Bunu önce Sefa Taşkın veya arkadaşı söyledi diye değil. Herkes içselleştirerek sahip çıkmalı. Bu bir ulusal dava, bu milli dava. Herkesin mi? Bu MHP'nin de davası. MHP'nin de çocuğu işsiz değil mi? AKP'nin de işsiz, CHP'nin de işsiz. Böyle bir fırsatı var. Bugüne kadar hep devlet bir şeyler yapsın diye bekliyorduk. Evet Bergama hadi sen yap. Biz de bunu yapalım. Bunu. Sen de isteyelim. Yap. Peki tamam bütün Bergama tek yürek oldu, birleşti. İkinci aşama ne? İkinci aşama bu işin geri getirilmesiyle ilgili bir mücadele, bir uğraşı. Bunun için hukuk, kamuoyu oluşturma bu işin içinde. Bu konuda biz her yönüyle haklıyız. Her yönüyle haklıyız. Kağıt üzerinde de ispat ediyoruz bunu. Elbette. Yani mahkeme gidilir, şu bu efendim o başka mesele. Ama çok büyük bir kamuoyu oluşturulduğu zaman yani Bergama 100 bin kişisiyle ayağa kalktığında ne diyecek Almanya? Ne diyecek? Nasıl? Şimdiden diyemiyor zaten ben götürmedim. Bu Bergama kendi içselleştirmeli. Bunu dışarıya taşımalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Oradaki belediye meclis üyeleri, milletvekilleri, her partiden milletvekilleri. Ama hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın da sahip çıkması arkasından lazım. Arkasından tabii ki bakan, yani tırnak içinde şunu söyleyeyim, yani Selinos Deresi'nin ıslahıyla ilgili çalışmalar var. Belediye başkanı bu konuda kutluyorum. Hükümet de kutluyorum. Geleceğiz, evet. Elbette, olur. Elbette bunlar yapılmalı. Bergama'nın tarihinin bir parçası o. Selinos çayından çıkan yılanlar Talat Paşa Mahallesi'nin çatılarında dolaşıyor. Orası hastalık yuvası olabilir. Hem orasını korumak hem de tarihe saygı göstermek. Roma
tünelleri var orada. Roma'nın en büyük imparatoru Adrianus'un yaptığı. Tabii ki Tayyip Bey de Cumhurbaşkanı iken ona o dereyi ıslah etmek yakışır. Yapılmalı. Evet. Ha bunu yapabiliyorsak biz, bunu yapabiliyorsak Cumhurbaşkanı ile birlikte evet. Evet, Almanya'nın karşısına gelmeli. Kardeşim, tamam sen bugüne kadar bunları baktın senin açından, muhafaza ettin öyle veya böyle, artık yeter. Ver bana. Demeliyiz. Demeliyiz. Evet. Ha efendim siz bakamazsınız, edemezsiniz demeye kalkarlar. Olur mu öyle sana, şey? Sana ne? Bizim olanı sen bize ver. Onu yani biz düşünürüz. Onun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Urfa'ya bir müze yaptı. Gaziantep'e müze yaptı. Antakya'ya müze yaptı. Efendim Göbekli Tepe'ye müze yaptı. Özel sektör. Muhteşem müzeler. Avrupa'da yok öyle müzeler. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzemizin eşi yok dünyada. Aynı yerine geldiğinde peki o bakamazsınız edemezsiniz diyorlar ya. Aynı yerine getirdik koyduk. Bakabiliriz değil mi? Niye bakamıyoruz? Şimdi o bir defa geri gelme kararı verildikten sonra bunu teknisyenler oturur konuşulur. Evet. Ya aynı yerine olmasa bile çok büyük bir müze yapılır. Çok büyük bir müze yapılır. Ama o müzede sergilenir. Bergama'da. Bergama'da tabii ki. Evet. Tabii ki Bergama'da. Mümkünse yerine koyalım. Yani asıl olan bizim atalarımızın bize öğrettiği sözdür. Taş yerinde ağırdır. Taştır. Ha Akropol'ün oraya da onun bir nasıl derler? Onu temsil eden bir yapı yapılır. Neden yapılmasın günümüzün tekniğiyle beraber? Ama önemli olan biz malımıza, biz ülkemize, biz toprağımıza uluslararası sahip çıktık. Tahkime gidilemez mi bu konuda? Şimdi uluslararası gidildiği zaman 1964'te Avrupa Birliği bir Venedik Sözleşmesi imzalamış. Bunun 8. maddesi elimizde var. Bütün Avrupa ülkeleri imza atmış. 8. maddede diyor ki tarihi eserler yapıldıkları yerde sergilenmelidir. Tamam. Bir yerlere götürülmüş olanlar geriye gelmelidir. O da bizden yana. Geri verilmelidir. Tabii o da bizden yana. Devletler imza atmış ama suçunu bilen kim? İmza atmamış. Almanya imza atmamış. Benim imzam yok. Ben bu anlaşmayı tanımıyorum. Tanımıyorum diye. Diyor. Ha şimdi ama bizim haklılığımız, çıkaracağımız ses, sahiplenmemiz öyle yükselir ki Almanya buna hayır demiyor hale gelebilir. Dünyanın baskısıyla beraber. Bu bir hayal midir? Gerçekten alabilir? Çok samimi soruyorum. Gerçekten alabilir miyiz bunu biz? Yoksa propaganda olur, Bergama'yı tanıtırız, bu işe mi yarar sadece? Gerçekten alabilir miyiz? Şimdi şeyde yani bunun bu bir fiili gerçekliktir. Yani sen haklıysan, elbette ki zordur bu süreci yaşamak. Sen haklıysan, bunu istiyorsan, sonuna kadar da izlersen neden almayasın? Nasıl bir hayal olabilir yani? Bu sen talep ediyorsun. Birisi senin malını çalmış. O malı ben geri alacağım. Bu bir hayal. Hayal olabilir mi? Ben istiyorum. Ama bunu işte Murat değil, Sefa Taşkın değil, Ali Veli değil. Bütün bir şehir arkasına bütün Türkiye'yi de alarak isterse neden gerçekleşmesin? Ha şöyle derseniz ya bana ne? Bugüne kadar orada durmuş dursun. Ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben ilgilenmiyorum. Aa orada bak koruyorlar da bilmem ne yapıyorlar, müze de yapmışlar, dursun orada dersen ne denir bu kişiye? Onu sen söyle. Bu doğru, hain denir mi? Yani bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Ülkemiz bizim ülkemiz. Bizim şehrimiz, bizim mallarımız. Türkiye içinde Bergama çok açık söylüyorum. 3 defa çok ciddi emperyalist saldırıyla karşılaştı. Yani emperyalist ne? Dışarıdan gelen güçlerin metazoru ile hükmetmeleri ve kendi çıkarlarını sağlamaları. Birincisinde bu altın madeni konusunda Alman, Fransız, Amerikalı şirket geldi. O zaman adı Eurogold'tu. Çok kötü bir projeyle hepimizi zehirleyecek bir proje ortaya koydu. Ve Bergama ne yaptı? Direndi. Evet. Sonunda gitmek zorunda kaldı. Ama şimdi yerine başkasını bıraktı. Türkiye devleti şu anda o madenle ilgili. Ha yine çevreye zarar veriyor mu? Veriyor. Kirletiyor mu? Kirletiyor. Artık bizim onlarla mücadelemiz. Bir iç mücadelemiz. Avukatlarımız uğraşıyor, çevrecilerimiz Kozak'ta uğraşıyor. Kozak'ta da var. Ona da Kozak'ta da evet. Gelir su. Bu şu sunak meselesini tamamlayalım. Evet. Evet. Ha ikincisi bu şu bilinmeli. Bergama'nın uğradığı ikinci ciddi emperyalist saldırı 1919'dadır.
Yunan orduları girdi buraya. Evet. 3 sene Yunanlıların işgali altında kaldı. Çetelerimiz mücadele ettiler. Ve sonunda geldikleri gibi gittiler. Ha, ondan öncesi ilk emperyalist müdahale bu Almanların Zeus sunağını alıp çalmasıdır. Bu doğru bir şey değil. Onun için Bergama'ya sahip çıkmak, şehre sahip çıkmak, geleceğine sahip çıkmak için Zeus sunağını geri istemek doğrudur. Ha biz bugün bunu dillendiriyoruz. Gençler, yeni kuşaklar buna sahip çıkmalılar, mücadele etmeliler. Ve bir isteklerini 9 yağına duyurmalılar. Şimdiki belediye başkanından tutun, o öncülük etmelidir şu anki belediye başkanı olarak. Bütün Bergama, 103 bin nüfuslu Bergama, komşu ilçeler de dahil hatta, hepsi birlikte bu işi yeniden gündeme getirip tekrar istemeye başlamalıyız. Sonra hükümet nezdinde de dile gelmeli. Önümüzdeki günlerde bu konudaki belgelerimiz daha çok yayılacaktır, daha çok haklı olduğumuz. Var mı elinizde belge? Keşke getirseydiniz. Tabii tabii, yavaş yavaş veriyoruz bunları internetten. Bu konuyla ilgili sunumlar falan yapıyorsunuz sosyal medyada, görüyorum. Geçen tabii. Gün CHP'de yaptınız mesela. Başka yerlerden de davet geliyor mu, gidip yaptığınız oluyor? Gelmez mi? Tabii ki geliyor. Fırsat buldukça da anlatmaya çalışıyorum ama yalnız ben değil, başka arkadaşlar da bu işte sözcü olup sahiplenmeli, bilgilenmeli bunları. Ya şu çok önemli. Şimdi günümüz Bergama'sının yetkililerinin bu konuya sahip çıkma konusunda şöyle bir endişeleri veya çekinceleri olmamalı. Ya bunu eski bir CHP'li belediye başkanı başlattı. Biz de başka işiniz mi yok? Bunun, bu projenin peşinden gidiyormuşuz gibi görünmemek adına böyle davranmamalı, değil mi? Yani bunu bir kenara koymalı. Şimdi dediğiniz Sefa gibi Taşkın, bu MHP'nin de davası, AK tabii, Parti'nin de davası, tabii. CHP'nin de davası. Şimdi Sefa Taşkın tabii ki eski bir belediye başkanı ve zaman içinde politik bir kimliği var. Şu anda da politik görüşleri var ve dünyaya bakışı da var. Ama bu konu Sefa Taşkın'ın konusu değil. Ha, benle ilgili Sefa Taşkın'ın Bergama siyasetiyle ilgili gelecek bir hiçbir beklentisi yok. Ya onu da merak eden Türkiye vardır. Siyasi varsa şimdi, hiçbir beklentisi yok. Tekrar dile getirdi, milletvekili olmak istiyor. Yani hiçbir şey istemiyorum. Benim yeğenim onu, milletvekili, Allah selamet versin. Onu söyleyeyim. Uğraşıyor elinden geldiğince. O zamanlar Almanlar şöyle yapıyordu bizim sunak kampanyamıza karşı. Biz işte bu işleri meşhur olmak, yeniden belediye başkanı olmak, milletvekili olmak için propaganda aracı olarak kullanıyoruz diyor. Ben bugün açıkça söylüyorum, o günlerde de yoktu. Bakan da mı aynı şeyi istiyormuş, bunu isteyerek? Türkiye Kültür Bakanı Almanya'dan talepte bulunmadı mı Zeus sunağı konusunda? Şimdi devletin, onun da mı niyeti tekrar? Yani devletin ne aşamada olduğunu o zamanlar bilmiyorum ama ben bugün çok rahatlıkla söylüyorum, böyle hiçbir beklentim yok. Ama ben bir Bergamalıyım. Bergama'ya karşı sevgim sonsuz. Sorumluluğumu bir vatandaş olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Bizden ne kaçan varsa, kaçırılan varsa hepsi Almanya'da zaten. Kaçırılan Zeus sunağı orada. Kaçan FETÖ'cüler orada, Zekeriya orada. Hepsini geri istiyoruz. Şimdi tekrar onu hatırlamalı. Evet. Sevgili Murat, Zeus sunağı bir tane heykel değil. İnanılmaz. Yüzlerce heykel. Den oluşuyor bu Zeus'una, değil mi? Böyle yüzlerce, belki de bin tanedir. Yani o kadar çok şey ki, hani bir tane de olsa hadi hediye, şey, hatıra olarak Almanya'daki kalsın. Almanya'daki Türkler örgütlenip de müzenin önünde bir çok büyük, ama sizin zamanında yaptığınız gibi, o da çok takdire şayan tabii de, milyonları bulan, binleri bulan bir eylem yapılamaz mı Almanya'da? Yapsınlar. Yapılır tabii ki. Örgütlemeye bağlı. Yani işte da. Bunun için bu olaydan herkesin haberi olması lazım. Ama hükümet lazım. Bunu sahiplenirse, en başta Sayın Cumhurbaşkanı sahiplenirse bence bu iş olur. Yani bence AK Parti de. Bir miting yapacak Almanya'da, binlerce Türk geliyor, değil mi? Oluyorsa bir talimata bakar, bu konuda da toplanın derse bence ses getirir. Bence hiç mahsuru yok. Yapılmalı yani tabii. Memlekete büyük hizmet etmiş olur, ben inanıyorum. Bu şekle olumlu bakacağına Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun arkasından şunu da eklemeliyim ben. Bu tür bir kampanya Zeus, yani ülkemiz bizim bir tarihi eser cenneti. Yani yüzlerce, binlerce tarihi eser var. Onları korumakla da yükümlüyüz biz. Evet. Zaman zaman da zarar veriyoruz ve yerli hırsızlar da var. Geçen yıllarda Antalya'da bulunan bir heykeli oradaki kazı yapan işçilere çaldırtıyorlar. Amerika'ya gidiyor. Çaldırtanlar sonra nerede bulunuyor?
Amerika'nın Boston şehrinin müzesi var, büyük bir müze. Hı hı. O müzeyle Amerikalı bir banker çaldırdığı ortaya çıkıyor. Türkiye devleti bunun peşine düştü. Geri alındı, geldi. Oluyormuş. Tabii, yani, oluyor. Evet. Artı, böylesine geri gelmeler arttıkça o hırsızlıklar da kalmaz. Yani bizim insanlarımızı da tahrik ediyorlar. Yok şuna bu kadar para ver, bu kadar para ver. İnsanlar sağda solda tarih eser arıyorlar yanlış bir şekilde. Ama Zeus sunağı bütün bunların önünde keser diye düşünüyorum. 45 dakikadır Zeus sunağını konuştuk. Artık bu konuda söyleyeceğimiz herhalde başka bir şey yok. Bütün Bergama tek yürek olmalı. Yeniden bir, çok daha büyük bir kampanya. O gün evet, büyük bir kampanyaydı. Gazetelerde ben küçüktüm o zaman, manşetler atılırdı, dünyaya adını duyuran başkan sanki siz bu amaçla bu işi yapıyormuşsunuz gibi. Halbuki Zeus sunağının geri gelmesi için yapıyordunuz. Bugün çok daha büyüğü organize edilmeli. Yerel yetkililerden Bergama'nın en tepeye kadar, Türkiye'nin en tepesine kadar bu işe yeniden sahip çıkmalı. Yani bunu sadece bana bırakmamalılar. Yani birçok insan sahipliğini, öncülük yapmalı, yürütmeli bu işi. Bu bir iki kişinin işi değil, bu memleketin işi. Ben şöyle... Kampanyaya elimden geldiğince şöyle katılarak başlamak istiyorum. egedesonses.com açılırken, bundan sonra bir iki gün içinde hazırlar arkadaşlar, site açılırken bir reklamla açılır. Bir ilanla biliyorsunuz. Kapatırsınız, ondan sonra siteye girersiniz. Adına İngilizce bir terim var onu, ben çok iyi bilmiyorum. Zeus sunağı Bergama'nındır, geri istiyoruzla, İngilizcesiyle, Almancasıyla onu koyacağız. O şekilde bizim sistemimize girecekler. Bravo. Başlayalım kampanyaya. Bravo. Bergamalılık böyle olur. Evet. Bir ara verelim şimdi, 1-2 dakikalık. Ondan sonra biraz da Bergama yerel siyasetine, günümüz siyasetine gelelim değerli izleyiciler. Tekrar buradayız. egedesonses.com Efendim devam ediyoruz programımıza. Konuğumuz Bergama'nın eski belediye başkanlarından araştırmacı, yazar, tarihçi Sayın Sefa Taşkın. Uzun uzun Zeus sunağının yeniden Bergama'ya geri getirilme çabalarına ilişkin sohbet ettik. Son günlerde tekrar gündeme gelen, yaklaşık bir yıldır yeni belgeleri ortaya çıkan belgelerde şu, bu sunağın tamamen bize Türkiye'ye ait olduğu, Almanya'nın bunu buradan adeta değil çalarak götürdüğü belgelerle, yeni belgelerle tekrar ortaya çıkan ve bu konuda eskisinden çok daha büyük bir kampanya başlatmamız gerektiği gerçeğini ortaya koyan konuyu konuştuk, Zeus sunağını. Biraz da şimdi eski bir belediye başkanını konuk etmişiz yayınımıza. Benim programıma konuk olmanın özelliğidir. Ben ne yapar eder konuyu yerel siyasete getiririm. Bence sakıncası yok. Yok değil mi? O zaman sorun yok. Bergama'da siyasetle uğraşan, sorumlu olan bütün gençler, arkadaşlar, hepsi bizim dostlarımız. Hepsi evet. Saygıdeğer. İnsanlar. Bergama'yı 1,5-10 yılın ardından, sizin partiniz olan CHP'nin ardından 1,5 yıldır, yaklaşık 1,5 yıldır da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup bir belediye başkanı yönetiyor. Demin mesela bazı uygulamalarından dolayı kutladığınızı da söylediniz. Doğru olana doğru diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Bergama'ya geldi. İki tane çok büyük bir söz verdi. Selinos ve Millet Bahçesi projeleri, bunlar Bergama'nın gündeminde olan projeler şu anda. Selinos'u siz çok iyi biliyorsunuz. Bütün belediye başkanlarının broşürlerinde olan bir... Bizim aile şirketimizin adı da Selinos. Madde, öyle mi? Evet, Selinos. Ama gondollarla gezeceğiz diyor şimdiki belediye başkanı. Gondolla gezmek mümkün müdür? O aşamaya gelir mi? Bir de yayından önce sohbet ederken siz demiştiniz ki bu bizim projemiz. Sizin projeniz mi? Şimdi sevgili Murat, Selinos çayı, yani bizim çocukluğumuzda falan Selinos denmezdi, kirli çay denirdi. Bergama'nın bütün kanalizasyonun atıldığı pis bir çaydı orası, hatta kokardı. 1950'lere yakın da oradan çıkan bir tifoyla birçok insan öldü, çocuk öldü. Benim iki ağabeyim öldü. Bir ağabeyim, bir kız kardeşim. O nedenle mi öldü? Tabii. Büyük kız kardeşim canını zor kurtardı. Amcamın oğlu öldü, halamın oğlu öldü. Tifodan. Oradan kaynaklanıyor. Sonra Bergama'nın gelişen koşullarıyla o kanalizasyonun bir kısmı dışarıya aktarıldı ama hala oraya gider. Geçenlerde bir komşumuz bana Talat Paşa Mahallesi'nde bir çatıda yılan gördüğünü söyledi. Ne önlem alması gerekiyor?
Hakikaten de senin o çayına şöyle bir bakarsanız derenin içinde yılanların gezdiğini görürsünüz. Aa, yılan da var. Şimdi öncelikle sıhhi olarak kanalizasyon anlamında o derenin temiz bir dere olması elbette gerekir. Tabii. Ben gençken 89'da seçimlere hazırlanırken yani Bergama ile ilgili protüje üretme durumundaydık. 94'te de öyle. Senos şeyinin rehabilitasyonu ve temizlenmesi, hatta turizme kazandırılması konusunda öngörüşlerimiz vardı ve bunu deklare de ettik. O zamanki çalışmalarımızda görürsünüz. Ama bizim yani o kadar büyük bir proje ki zaten siyasetçilerin ömrü böyle büyük projeler yapmaya yetmiyor. Şimdi diyor ki hükümet biz yapacağız bu sefer. Şimdi 5 seneler, 10 seneler şehir hayatında uzun seneler değil. Şimdi bunun zaman içinde değişik zamanlarda ele alındı. Yani bundan önceki bizim arkadaşımız yani Mehmet Gönenç arkadaşımız zamanında da bununla ilgili Büyükşehir'le beraber bir proje girişimleri oldu. Herkes yani belediye çalışmaları, şehir çalışmaları... Sizin zamanınızda başlasa bitecekti şimdi. Yani biraz. Ama bu imkan meselesidir. Evet. Belediyenin boyutlarını çok aşan... Devlet bir, el atacak. Tabii bu devlet projesidir. Burada yani şehir yönetiminde ve idaresinde her yönetici birer taş koymuştur üstüne. Kimi az koymuştur, kimi çok koymuştur, kimi gereklisini koymuştur, kimi gereksizini. Zaten şehirlerde birikim böyle olur. Buranın projelendirilmesi, fiiliyata, uygulama noktasına gelmesi de şimdiki belediye başkanımız Hakan kardeşimizin nasip oldu diyelim. Ve ben kendisini şurada çok açıkça kutluyorum yani. Bir bakanlıkları, bu bir iki bakanlıkla olacak işte değildir. O da Kültür Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, DSİ, koruma kurulları. Geçen gün protokolü yapıldı. Evet. Bunları bir araya getirip, bir proje oluşturup yapmak, hele hele Cumhurbaşkanı'nı da Bergama'ya getirip bunların sözünü verdirmek, bunlar önemli şeylerdir. Çok ciddi şeylerdir. Bu bir başarıdır. Bunun bu noktaya gelmesi bütün Bergama'nın yararınadır. Hepimizin yararınadır. Orası kimi diyor ki ya dereye şey yapsan ne olur, bilmem ne yapsan ne olur, ya gondollarla gezdirecekler. Gezdirsinler. Yani Eskişehir'de bir dere ıslahı vardır. Oradaki belediye başkanımızın yaptığı Eskişehir'in hem kültürel hem de turistik çevresini değiştirmiştir. Olsun, keşke olsun. Ha, bunu onaylamak doğrudur. Ben kutluyorum da ilgilenenleri. İnşallah Cumhurbaşkanı da verdiği sözü tutar, olur. Gondolla gezeriz. Adrianus'un köprüleri altından. Zaten o köprülerin üstünde benim babamın evi vardı. Ben orada doğdum. Evet. Ne yerde ne gökte mahallesi. Eşref abi benim amcaoğlumdur. Orada hala dedemizin işini sürdürür. Sizin bir kitabınız yapar. Var. Kitabınız var. Kınar Engi'ydi Deniz diye. Ben onu hiç unutmam. Şimdi orada her şeyi anlatıyorsunuz değil mi? Bu tabii. Bu doğru bir şeydir ve bütün Bergama buna sahip çıkmalıdır. Ama şu da vardır. Yani muhalefetse iktidarda olanlar, yapıcı olanlar, yönetici durumunda olanlar zaman zaman hata yaparlar. Yapabilirler. Onun için bütün çalışmalarını şeffaf yapmalıdırlar. Halka açmalıdırlar. İnsanların öğrenmesini sağlamalıdırlar. Bu hataları da muhalefet partileri usulünce eleştirmeli. Eleştirmelidir. Doğru yol. Eleştiri demek doğru yolu göstermek demektir. İktidar hepimiz insanız. Yani biz de yöneticiyken elbette hatalar yapabiliyorduk. Yani, ama eleştirilince bu muhalefet, görülür ve düzeltilir. Muhalefet susup oturmak değildir yani. Zaman zaman eleştirmektir. Böyle de. Bir mekanizma evet. Oluştuğu zaman şehir, muhalefet o demek zaten. Doğruları evet. Gösterir. Yeter ki gücü elinde bulunduranlar, icraat gücü olanlar doğru yapsınlar. Ama genel anlamıyla bu proje doğrudur, yapılmalıdır Bergama'ya. Umarım ki koruma kurulları ile birlikte yapılmalıdır. Doğal doku korunarak ya da neyse proje, ben ayrıntılarını bilmiyorum. Tarihi doku korunarak yapılmalıdır. Yoksa yapacağım diğer tarafı bozarsan... Olmaz tabii. Olmaz. Selinos velhasıl böyle çok bundan sonra sormak istediğim soru var da vakti de iktisatlı kullanalım diye. Millet Bahçesi de öyle herhalde sizin tasvip ettiğiniz konulardan tabii, bir tanesi. Tabii yani Millet Bahçesi olayı stadyumu... Ama ben, orada da esnaf mağdur olmamalı diye bakın, bir argüman stadyumun var. Biz bulduğumuzda toprak, türbinleri olmayan... Bir işte nasıl derler küçük bir köyün sahası gibiydi. Orasını çimlendirdik. Efendim tribünleriyle falan bir stadyum oldu. Sonra baktık ki şehir gelişiyor.
bunu parka döndürmenin yolları düşünüldü. Ondan önce de Bergama'ya bir kültür merkezi gerekiyordu. Yani Bergama bir şehir, bir tiyatro oynanacak, bir toplantı yapılacak yeri yok. Program başında nerede yapılıyor ya, bilmem ne restoranda yapılıyor ya, bilmem ne. Eski yüzyıllarda 4 tane mi tiyatro vardı? Yani varken yani. Bir tiyatrosu yoktu. 15 bininden biz tutun. Bugünkü evet. Kültür merkezinin olduğu yeri bir kültür merkezi olsun diye planladık. Şehir planı da öyleydi. Ve onu yaparken de önünde de stadyum var. Stadyum açılsın. Önü yeşil bir alan olsun. Mesela Barcelona böyledir. Paris böyledir. Kültür merkezleri şehrin can damarlarıdır. Onun önüne de büyük bir park yaparsanız yeşil alan kolaylıklarıyla kültür birlikte. Kültür merkezi ayağı tamam. Şimdi sıra geldi şimdi, alana. Şimdi evet. Bu tabii ki bunları birlikte bizim ömrümüz yetmedi kültür merkezi yapmaya. Mehmet Başkanımızın partimiz yapmış oldu. Evet. Yani bir sürü eleştiriler oldu. Ben de eleştiririm, herkes eleştirir ama sonunda bir kültür merkezi oldu. Keşke evet. O kadar çok beton olmasaydı mimari olarak eleştirmeye kalktığımda, ben öyle düşünebilirim. Bir mühendis olarak söylüyorsunuz bunu. Mühendis olarak tabii ki. Yani ben birçok planlamaların içinde bulundum. O kadar taş şey olmasaydı değil mi? Keşke olmasaydı. Olmasaydı. Yani onu yapan mimar da çok değerli bir mimardır köprü ama. Köprü mesela değil mi oradaki? Yani onlar artık seçimler mimarın ama orada kütle, yani öyle bir kütle 10 dönümlük bir arazinin içinde oturttuğunuz zaman, mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mimarisi öyledir. Betondur ama o betonlar ormanın yeşilliğin içinde. Sizin mezun olduğunuz. Tabii benim evet. Mezun olduğum ya. Bilmeyenler için soruyorum. Ben biliyorum da. Yani evet. Belki de mimar çok Bergama'yı tanımadığı için öyle bir şey oldu ama önemli olan fonksiyon. Bergama'yı tanımayanlara çok çizdirmemek lazım bazı projeler değil mi? Şimdi bu başkan da herhalde o hatayı yaptı. Burada gösterdim bu proje mi, Cumhuriyet Meydanı projesi diye. Bu zaten dedi daha kabul etmedik. Başka yeni proje çizilecek ama belli onu Bergama'yı hiç görmemiş bir mimarın çizdiği. Belediye başkanları geçmiş ya da şimdiki hiç bunu yapmamalı değil mi? Yani o mimar gelip şöyle bir Bergama'ya bakmalı bir zahmet. Şimdi yani oraya millet bahçesi yapılması, yeşil alan yapılması doğru. Orası kaldırıldığı zaman hem kültür merkezinin önü açılacak hem de insanlara nefes alacak yeni bir alan. Stadyumu başka bir yere de yapabilirsiniz. Ki öyle de düşünüyorum. Ama o projeyi yapılırken mesela millet bahçesi gibi projeler Bergama gibi bir şehre bir defa yapılır. Evet. Böylesine büyük yatırımlar bir defa yapılır. Mesela kültür merkezi olsun, bizim şimdiki bu Cumhuriyet Meydanı olsun, Basilika'nın etrafı düzenlenmesi olsun, Bayatlı Kooperatifi olsun. Cumhuriyet Meydanı yeniden düzenlenmeli mi? Onu bilemiyorum. Yani bence iyileştirme yapılacaksa, neyse gerekli olan geçen zamana göre, Silbaş'tan yapılmasını ben doğru bulmam. Proje o şimdiki yönetim. Bak, Bergama öyle bir şehirdir ki, şunu biz bilincimizde tutmalıyız. Bergama'ya yapılan her şey tarihi eser haline gelir. Onu anlayayım ama ben Silbaş'tan yeniden yapılmasını doğru bulmuyorsunuz değil mi? Bulmuyorum tabii. Şimdiki yönetim de şu an bizi izliyorsa bilmiyorum. Ondan sordum. Yani evet. Şimdi yani düzenli, burada, yeni burada bir projenin bir anlamı vardır. Tabii ki şu düzenleme var. Yapılabilir diyorsunuz. Tabii yani 30 sene öncenin düşüncesiyle ihtiyaçlarına göre yapılmış. Yani şimdi gereken düzenlemeler tabii yapılabilir, mimarlarıyla konuşulabilir. Ama eskisini yıkıp sil baştan yapmak yerine yenisini yapmak, yeni bir yere başka biri yapmak. Yeni bir millet bahçesi evet. Yapmak çok daha doğrudur. Yani yeni yöneticiler de sanatlarını, isteklerini orada göstermediler. Bu arada altı çizilmesi gereken nokta, oraya yapılacak olan bir proje neyse halkın bilgisine sunulmalıdır. Halka anlatmalıdır. Hatta bana sorarsanız uluslararası yarışma açılmalıdır. Proje yarışması açılmalı. İhalesi yapıldı ama onun. Bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Firma aldı. Bir milletvekilinin eşinin aldığı söyleniyor. Yani onu bilmiyorum. Evet. Yani dile gelen bu. Ben de tam aynısını. Yani benim biliyorum. Düşüncem, benim naçizane düşüncem, Bergama gibi bir yere bu kadar önemli bir proje yapıyorsunuz. O çok önemli bir projedir. Bergama'nın geleceğini çiziyorsunuz. O öyle bir proje yarışmayla yapılmalı. Dünya bakın böyle projeler, yani Bergama'yı biz düşünürken Kınık gibi, Dikili gibi, Akhisar gibi düşünemeyiz. Ala gibi.
Bergama ile ilgili planlama yaparken, mimari seçerken Bergama'nın ayarı Atina'dır, Roma'dır, Tokyo'dur, Pekin'dir. Biraz önce konuştuk Zeus sunağını konuşurken. Evet. Burası 200 yıl Anadolu'nun metropolü olmuş. Bunu bu konuda karar verirken sorumluluk ister. Selinus projesi bunun için önemlidir. O Roma tünellerini yapan İmparator Adrianus 40 yıl Roma İmparatorluğunu yönetmiş. İmparatorluk İskoçya'dan başlıyor, Hindistan'da bitiyor. Evet. Ve 40 yıl o ülkeyi, o imparatorluğu savaş olmadan yönetmiş. Böyle bir adam gelmiş Bergama'ya tüneller yapmış. Bazilika'yı, bizim Kızılavlu'yu yapmış. Yani Bergama'yı yönetenler, bu belediye başkanı da olabilir, kaymakam da olabilir, milletvekili de olabilir, kendilerini Adrianus'la karşılaştırmalılar. Onların eşdeğeri budur. Burasını Dikilip gibi, Ala gibi, Kınık gibi düşünürseniz tamam. Yani her tarafı beton dikersiniz, gelir geçer. Bu son ama sözleriniz bir ders niteliğinde adeta. Yani benim görüşüm gerçekten böyle. Ben öyle davranmaya çalıştım şeyde. Doğru. Yani belediye çalışmalarından şunu öğrendim, onu da çok doğru buluyorum. Yani o vakıf zeytinliği bir park haline getirilmek isteniyormuş. Çok doğru. Bir daha belediye yönetimleri, evet, biz pazar yeri yapmayı planlamıştık ama bizden sonra gelen arkadaş başka yere yaptı. Ama orası bir alandır. Belki ama böylesi hayırlıdır. Yapılamadı. Vakıflar devlet içinde devlet, biliyorsunuz. Yapılamadı. Şimdi işte. Sayın Ürper, kulakları çınlasın buradan, Raşit Ürper. İktidara nerede adeta o pazar yerini oraya taşıyacağım diyerek geldi. 4 senesini doldurduğunda yine benimle yaptığı bir programda. Bakın 4 sene önce ne demiştiniz siz deyip düğmeye bastım. Kayıtta kendisi de dinliyor. Vakıflar Genel Müdürü benim arkadaşım Murat Bey. Onu ancak ben yaparım demişti. İktidara öyle geldi. Bakın 4 sene doldu. Hiçbir şey yapamadınız demiştim. O gün anlaşılmıştı o işin olmayacağı. Çünkü vakıflar devlet içinde devlet, biliyorsunuz. Kolay da değil. Şimdi nasıl yapılacak? Gerçi şimdi şartlar değişti. Şimdi tabii şartlar daha ol değişti. Oluyor. Şimdi iktidar partisi devlete daha hakim. Hakan Bey bu konuda da çok girişkenlik yapıyor, görüyorum. Eğer böyle bir şeyi sağlar başarırsa bravo. Ama bunu ben Raşit Ürper'i, Sayın Ürper'i eleştirmek için söylemedim. Tabii büyük hizmetleri vardır. Her başkan gibi Bergama'ya büyük hizmetleri vardır. Ona örnek olsun diye, anekdot olsun diye bir anmak için söyledim. Evet. Geçelim Sayın Başkan. Çok. Ama burada son bir daha ekleme yapıyorum. Evet. Yani yerel yönetim çalışmalarında, bu hem belediye çalışmaları hem de kaymakamlık çalışmaları için. Yani nacizane düşünce. Evet. Yapılacak her eylem, yapılacak her proje muhakkak ve muhakkak halka sorulmalıdır. Halka sunulmalıdır. Düşünceleri alınmalıdır. Onayları alınmalıdır. Benimsemelidir insanlar. Bunlardan biri, onu da çok doğru buluyorum. Yani bu çevre yolu bizden önceki zamanda planlanmıştı. Yakup abinin kulakları çınlasın. Şimdi başlandı. Başlandı. Bak ne kadar zamanda geçiyor, yapılıyor. Hep o çevre yolunun yapıldıktan sonra Adnan Menderes Caddesi'nin, ki Adnan Menderes Caddesi adını da biz koymuştuk, caddesinin bir iç şehir, iç ana yol haline, ana arter haline gelmesi de doğru bir düşüncedir. Bu yönde planlamalar yapılıyorsa, ki yapıldığını düşünüyorum, Bergama için hayırlı olur diye düşünüyorum. Evet. İki ana konu var, onlara da değinelim. Bayağı da bir konuştuk. Vakit nasıl geçti bilemedik. Sık sık yapalım bu tür programları biz. Yani. Artık Zeus sunağını daha sık gündeme getirmiş oluruz. Bir, şu Bergama'nın büyük çevre sorunları var. Şimdi çevreci kişiliğiniz de var, biliyoruz. Yıllarca verdiğiniz mücadeleler doğrultusunda. Kozak'ta kurulmakta olan, ya şu an faaliyette ya da geçecek, tam bilmiyorum, saniyede 58 litre yerden Kozak'tan su çekecek olan bir çevre felaketi var. Yakınlarda yine hükümete yakınlığıyla bilinen bir firmanın, hangi dereydi o? Mardal Deresi mi? Onu kirletmesi söz konusu. Basında, medyada çıkan haberleri okuyoruz. Bergama çevrecilik konusunda mesela 2020 yılını Bergama Belediyesi çevre yılı ilan etti. İyi yaptı mı? Yaptı ama buna ne kadar sadık kaldı? Bu konularda ne diyorsunuz? Ondan sonra son bir sorum daha olacak. Şimdi altın madenlerinin, bakın, bugün Haziran'ın 20'si,
Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor. 19 galiba bugün. 20'si mi 19? 19'muş. 19, evet. 19. Şakır şakır yağmur yağıyor. Dün benzer şeklinde. Gelirken haberleri dinliyorum. Sibirya'da, ki hani insanların donduğu Sibirya'da soğuk geldiği zaman bize Sibirya soğuk gelir diye. Orada denize mi giriyorlar? 30 derece sıcaklık var. Evet. Dünyada bir iklim bozukluğu var. Çevre olaylarının ne kadar önemli olduğu çıktı. Bir tane küçük virüs, virüs denen kimyasal bir maddedir. Canlı bir şey değil. Yani çevreyi mahvettik diyorsunuz. Çevreyi mahvede ede biz kendimize zarar vermeye başladık. Evden çıkamıyoruz, yarın gene eve kapanacağız biz. Çevrecilik Bergama'da bitiyor mu? Onu ona getirecek. Şimdi evet. Çevre olaylarına dikkati, bakın işte 90'lı yıllarda Bergama çekmiştir. Bergama köylüleri, Bergama insanları kitlesel hareketleriyle çevrenin ne kadar önemli olduğunu, yani altın madenlerinin çevreye vereceği zarara dikkati çekerek. Milat oldu zaten o zaman. Evet, örnek olmuştur. Çevreyi Bergama bilir. Şimdi bu tür yatırımlar tehlikeli yatırımlardır. Ne kadar tedbir alırsanız alın, yani Bergama'daki altın madenleri, biliyorum birçok çocuğumuz orada çalışıyor şöyle böyle ama çok büyük riskli yatırımlardır. Umuyorum ki devlet yeterince... Söylemleri yaptınız, onlar da çok iyi tedbir aldı ama. Yani devlet de bunu kontrol ediyordur umuyorum. Neticesinde. Evet. Şimdi bunu, orası bir risk bölgesidir. Yani Bergama gibi yerleri böyle yok Kozak'tı, yok efendim Madra Dağı'ydı, böyle yeni risk bölgeleriyle donatmak. Yani o donatmak demek, büyük çukurlar açıp zehirli atıkları oraya yığmak demek. Bunun yeraltı sularına karışması demek, insanların kanser ya da... Yeraltı suyunu çekiyor bir de. Yani bir taraftan çekiyor, bir taraftan zehirli bırakıyor. Şimdi biz konuşmaya başlayalı kaç saniye geçti, kaç 58 litre su gitti. Şimdi yani Kozak bence hiç dokunulmamalıdır. Yani Kozak bir doğal sit alanı olmalıdır. Yani o çam ormanları ile birlikte orasına biz zarar vermemeliyiz. Ama günümüzde birilerinin gözü dönüyor işte. İlla ki para kazanacak diye. Her şeyi mahvetme yoluna giriyorlar. Kozak'tan ellerini çekmeliler. Bergama Belediyesi çevre davalarından çekilerek iyi mi etti, kötü mü etti? İkincisi Mardal Deresi dedin. Şimdi orada iyi bir yatırım yapmışlar hayvancılıkla ilgili. Tamam kardeşim, iyi yatırım yapıyorsun. Üretim de yapıyorsun da. Yani onun pisliğini dereye ne diye bırakıyorsun? Önlem alabilir istese değil mi? Alınmaz mı canım? Yani yüksek bunun çareleri vardır. Çareleri vardır. Ya biriktirme havuzu yaparsın, ya şu yaparsın, ya bunu yaparsın. O dereyi kirletmen demek, o ovayı kirletmen demek. Evet. Bu da doğru değildir. Anladım. Bunun için ama merciler var. Yani Çevre Müdürlüğü, Bergama Kaymakamlığı, Bergama Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı buna müdahale etmeliler. Bu böyle olmaz. Bunlar yanlıştır. Etmiyorlar işte. Yani. Bilmiyorum, belki ediyorlardır ama etmeliler. Bu kirlilik saydıklarınız devlet ediyor olsalar böyle olmaz. Çevre davalarından çekilmekle iyi mi etti, kötü mü etti? Şimdi onun gerekçesini pek bilmiyorum. Bitiriyoruz yani, da onun için böyle hızlı hızlı yani soruyorum. Çevre davalarından bence çekilmemeliydi. Çekilme. Neden çekildi ki? Tamam. Bu CHP var ya, CHP. Evet. İyi muhalefet edebiliyor mu Bergama'da? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi görevini iyi yapabiliyor mu? Bergama'da ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ondan size soruyorum zaten. Tabii ki. Bak, 1989'dan beri Cumhuriyet Halk Partililer Bergama politikalarına, Bergama yönetimlerine damga vurdular. Evet. Şehrin gelişmesiyle ilgili, efendim insanlarımızın daha iyi yaşamasıyla ilgili bütün güçleriyle çalıştılar. Gerekli davranışlarda bulundular. Siyasetler ürettiler, fikirler ürettiler. Bu konuda hala da üretiyorlar. Şimdi şimdiki yönetici arkadaşlarımız, yönetim dışındaki olan arkadaşlarımız çok cevval ve çok hareketli insanlardır. Çalışkan insanlardır. İnşallah. İnsanlarımıza evet. Ulaşırlar, fikirlerini öğrenirler. Sadece bizimkinler değil, bu bir yarış. Görüyorum aynı şekilde AKP'li arkadaşlar, MHP'li arkadaşlar da herkes bir taraflarda koşturuyor, çalışıyor. Bu demokrasinin güzelliğidir. Ama Cumhuriyet Halk Partililer de tabii, yani bir bakıyorum büyük şehrimizin çalışmaları da hiç küçümsenecek gibi değil. Neredeyse asfaltlanmadık yol kalmadı Bergama'da. Evet. Onlara sahip çıkmak, büyük bir asfalt şantiyesi kuruldu. Bunlar küçümsenecek şeyler değildir. Yani Bergama, kutsal Bergama'ya herkes bütün gücüyle
yardımcı olmalıdır. Ben inanıyorum ve görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partililerde yönetici arkadaşlarım da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Zaman zaman yapıcı muhalefet yaparlar, zaman zaman sert muhalefet yaparlar. Yanlış gördüklerini söylerler, doğru gördüklerini de desteklerler. Hayat böyle. Son soru demiştim ama son soru şu olsun o zaman. Seçim sonucunu bekliyor muydunuz bu şekliyle? 2019 Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Bergama'daki sonucu bu şekliyle bekliyor muydunuz? Böyle sonuçlanacağını bekliyor muydunuz? Şimdi sevgili Murat, bak hayat bir akış. Seçim dediğin olay o günkü fotoğraftır. O günkü fotoğrafta ne çıktıysa bugünkü tecelli eden durum odur. Ondan bir hafta önce belki başkaydı fotoğraf. Ondan bir hafta sonra da belki başka. Siz Bergama'da duayen bir isimsiniz. O sonucu bekliyor muydunuz? Yani siyasette tabii ki. Yani Bergama'da... Bekliyordunuz. Tabii ki olabilirdi. Yok, Bergama'da bu çıkan sonucu o gün bekliyor muydunuz? Bak, yani? Bergama'da Cumhuriyet Halk Partisi ile, yani bizim dönemimizden beri, bizim yarıştığımız, yani siyaset bir yarış. Biz neyle? 89'da Anavatan Partisi ile yarıştık. 94'te Doğru Yol Partisi ile yarıştık. Biz küçük CHP ile olduk. Sonra da arkadaşlarımız değişik partilerle yarıştılar. Kazandık, kaybettik. Bu yarış. Ama o günün koşulları, tarihi sen vereceksin. O günün koşullarında öyle dengeler, öyle eğilimler, öyle seçmen tercihleri oluşmuş ki bu sonuç tecelli etti. Ha ben Cumhuriyet Halk Partili olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını isterdim. Oradan aday olan arkadaşımızı kusturdum. İstemek ayrı ama bekliyor muydunuz bu sonucu? Yani seçimlerin öngörüsünü... Öngörünüz bu şekilde miydi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını bekliyordum açıkçası. Onu merak ettim. Ama bu demek değil ki onun yerine seçilen arkadaşımız, yani AKP'li arkadaşımız, o da bizim arkadaşımızdır. Şüphesiz. O da gayet iyi hazırlanmış. Çalışmalarını yürütüyor. Bergama'ya hayırlı olsun. Daha aslında çok uzar bizim Sayın Taşkın'la yapacağımız sohbet de akşama kadar. Ama 1,5 saatinizi aldık. Daha da uzatabiliriz istesek. Sayın Başkan tekrar yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Bu Zeus sunağını dilden düşürmememiz lazım. Yani siz gençler bunu artık yürüteceksiniz. Yani sizin göreviniz. Teşekkür ederim beni genç olarak nitelendirdiğiniz için. Biz yol gösterebiliriz. Bilgiler toplayıp aktarabiliriz. Ama enerji sizde. Dediğiniz gibi gerçekten bu MHP'nin, AKP'nin, AK Parti'nin, CHP'nin tek başına sorunu değil. Bütün Bergama'nın bir problemi. Kimseye de bir zararı yok. Bizim eski tarihi eserimizin tekrar buraya gelmesi, milyonlarca turistin Bergama'ya gelerek bize gelir bırakması hiç de bir zararı yok yani. Bu şunun projesi, bunun projesi diye elimizin tersiyle itmenin de bir manası yok diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Konuk ediyorum. Olduğunuz için. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli izleyiciler, Bergama'nın eski belediye başkanlarından, bu arada kitaplarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Getirdiğiniz okumanı diliyorum. Abacıhan Sokak, inşallah vakit bulur ama o ince gözüküyor. Onu kısa zamanda okursun onu. Bu gece olmaz. Bu gece söz vermeyeyim. Tamam. Başka bir işim var. Yarın öbür akşam olur. Abacıhan Sokak. Edinebilirsiniz Sayın Taşkın'dan isteyenler, meraklıları. Bu programda bu kadar değerli izleyiciler. Bir sonraki programda tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Egede Son Ses.com